Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konuğu Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Bülent Öztürk oldu. Tiroid kanseri ve guatr hakkında, guatr hastalığı hakkında merak edilen tüm sorularımızı Operatör Doktor Bülent Öztürk hocamıza soracağız, Genel Cerrahi Uzmanımıza. Operatör Doktor Bülent Öztürk, tiroid nedir ve tiroidin görevleri hakkında bilgiler verdi. Tiroid bezi bir hormon yapan vücutta bir bezdir ve boyun kısmında yerleşir bu alanda. Kelebek şeklinde nefes borusunun üzerine yerleşmiş olan bir organdır. T3 ve T4 denilen vücudun metabolizmasını organize eden iki çeşit temel hormon üretir. Tiroid bezini de yöneten beyinde salgılanan TSH denilen bir hormon tarafından yönetilir, tiroid stimüler hormon tarafından. Hormonları yaparak vücuttaki tüm organların çalışma düzenini ve sistemini ayarlamaktır temel görevi. Yani örneğin biraz önce dediğim gibi eğer hormonlar yüksek seviyede çalışıyor ise o zaman bu kişi örneğin hiperaktif, yerinde duramayan, kışın kısa kolluyla dolaşan, zayıf, ne yese üstünde kilo alamayan bir insan olur. Tiroid hastalarının iyotlu tuz mu yoksa iyotsuz tuz mu kullanmaları gerektiği hakkında bilgi verdi. Yani esasında benim önerdiğim deniz tuzu tüketilmesi. Bu daha çok yani hazır öğütülmüş tuzlar değil de değirmen şeklinde olanlar var ya, onlardan daha çok da iyotsuz tuzun tüketilmesi önerilir. Çünkü tuzu birçok şeyle de alıyoruz. Meyve, sebzelerle de alıyoruz. Diğer gıdalarla da. Dışarıda yemek yiyoruz yine tuzlu. Tuzu zaten Sağlık Bakanlığı da uzun dönem diğer ülkeler gibi mümkün mertebe tuz tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yaptı ki de çok doğru ve haklı şeyler bunlar. Minimalize tutmak lazım. Tiroid hastalarının beslenme şekilleri hakkında da bilgi veren Öztürk, tüketilmesi gereken besinleri anlattı. Tiroid hastaları, tiroidin iyotu özellikle tüketen gıdalardan uzak durmaları lazım. Onda da ağırlıklı olarak kara lahana ve benzeri ürünleri daha az tüketmeleri lazım. Buna dikkat etmeleri lazım ama hani normal etini de yiyebilirler. Çok da sıkı bir diyete gerek yok.